Radyoda program yapıyordum ben, RSFM'de. Uzun süre, 4 yıl kadar. Sonra kurumlarımızda bir editoryal sıkıntı üzerine işi bıraktık. Daha doğrusu atıldık. Sonrasında ne yapabiliriz diye arkadaşlarla, tabii bir grup arkadaşla beraber çalışıyorduk orada. Ne yapabiliriz? Gazetecilik macerasına nasıl devam edeceğiz? YouTube'da ciddi bir izleyicimiz var. Onlarla devam edebilir miyiz? Nasıl devam edebiliriz diye konuşurken bu işin bir finansal boyutu var. Aslında bu işi nasıl finanse ederizin üzerinde durduk. Daha önceden bizim bir gazete projemiz vardı. Biraz daha dijital bir iş olacaktı. Onu biraz değiştirdik. Türkiye'de herkes bir bütün olarak haberleri görmekten duyduğu sıkıntıyı, gazetelerin artık haber vermediğini hep dile getiriyorlar, hep şikayet ediyorlardı. Bir de tabii sosyal medya sürekli haber veriyor ama sosyal medyada bilgi kirliliği de var. Bir de haberlerin birbirine bağlanması için gazetecilik tecrübesine ihtiyaç var. Bunları biz bir gazete üzerinde yapabilir miyiz diye düşündük. Tabii benim için büyük şans Hürriyet Gazetesi'nin eski yazı işleri müdürü İzzet Doğan'la çalışıyor olmamdı. Onunla konuştuk, tartıştık, dedik ki biz bu işi yaparız. Provalara başladık önce. Nasıl çıkar acaba ortaya diye. WhatsApp'tan göndermeyi planladık. Bize abone olacak olanlara, yani parasını aldığımız insanlara WhatsApp'tan göndeririz demiştik. Başladık. Bir süre bir provaları çıkarttık. Sonra ben bunu arkadaşlarıma gönderdim. Herkesten fikir aldım. Beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu. Bu iş böyle yürümez diyenler oldu. İşte telefondan okumak çok zor. Onu büyüt, küçült. Bu işler nasıl olacak diyenler oldu. Kağıt olmadan tadı çıkmaz diyenler oldu. Çok iyi fikir diyenler oldu. Ve bir şekilde biz dedik ki yola çıkalım. Yola çıkalım, sonra görelim nasıl yürüyeceğiz diye. O arada işte ofisimizi ayarladık. Arkadaşlarımızla birlikte buraya kurulduk. Bir de YouTube için stüdyomuz olsun dedik. Tarafsız haber ajansı da vardı. Ve bu işlerin finansmanını gazeteyle sağlayabiliriz diye planladık, yola çıktık. Bir kampanya, önce tabii yazarları bir belirledik. Çünkü tek başına haber değil. Haberi bir bütün olarak görmek gerekli. Ama onun yanında analize de ihtiyaç var. Bizim radyo programlarının çok dinlenmesinin nedenlerinden birisi de o analizlerdi. Ona benzer bir yapıyı da gazetede kuralım diye konusunda uzman insanlarla temasa geçtik. Onlarla konuştuk. Birçoğundan çok olumlu yanıt aldık. Böyle projeye de sıcak baktılar. Sonrasında da işte 4,5 ay oldu herhalde. 4,5 ay civarında 128. sayı mı çıkardık sanıyorum öyle. 128 gündür de her gece gazeteyi oturuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, tartışıyoruz ve abonelerine gönderiyoruz. Şimdi web sitesine girişler Türkiye'de bir kere çok başarılı web siteleri var, haber siteleri var. Diken var, T24 var, Duvar var, alışkanlıklar var. Oralara insanlar giriyorlar ve oralardan haberlerini alıyorlar. Onların arasına girmek öyle kolay bir iş değil. Orada rekabet etme şansı yok. Farklı bir formatta yaparsak biz, bir de web sitelerinde sürekli bir haber akışı var. Orada da bir bütünü görme şansı yok. Mesela düşün, Türkiye'de insanlar akşama kadar internet sitesine giriyorlar mı? Haberle ilgisi olanlar. T24'e giriyor, Duvar'a giriyor, Cumhuriyet'e giriyor, Hürriyet'e giriyor, Milliyet'e giriyor. Pek kalmadı ama oralara da girerlerdi eskiden. Ve haber almaya çalışıyor. Twitter'a giriyor, Facebook'a giriyor, Instagram'a giriyor. Oralardan da haber almaya çalışıyor. Ama akşam oturup Fox TV izliyor. Değil mi? Açık olan televizyondan atıyorum %60'ı Fox TV'de Fatih Portakal'ı izliyor. Niye böyle bir şey yapıyor? Bütünü görmek istiyor çünkü insanlar. Bütüne ilişkin bir talepleri var. Tek tek haberleri alıyorlar. Bazıları manipülatif, bazıları onları bir yere yönlendiren haberler, bazıları gerçek dışı. Bunları ayırt edebilecek bir gazeteci aklına ihtiyaç duydukları için Fox TV'ye büyük önem atfediyorlar. Onlar da işlerini iyi yapıyorlar. Haberleri, yani şu, ben Fox'u izlersem haberdar olurum. Bir de gelişmelerin ne manaya geldiğini de öğrenirim diye düşünüyor. Bunun gazete versiyonu gerekliydi. Yani bütünü göstermek açısından böyle bir ihtiyacı kapatabilir miyiz? Bir de formatı değişik. En azından rekabet edeceğimiz kimse yok. Bir de pek denenmiş bir şey değil. İlk olacak. Oradaki avantajları kullanırız dedik. Çok da düşük maliyetle yapabileceğiz bu işi. Basmayacağız. Mürekkep kullanmayacağız. Kağıt yok. Dağıtım masrafı yok. Dağıtımda tekele takılma riski yok. Çünkü şu anda Türkiye'de öyle bir durumda var. Ne bileyim, basın ilan kurumundan para alacağım diye bir derdin de yok. Herhangi bir kurumla birebir bağlantın da yok. Şirketle de yok. Doğrudan okuyucuya bağlı bir sistem olursa biz de rahat gazetecilik yaparız
diyerek sistemi webin dışında kurduk. Aynı zamanda işte dediğim gibi doğrudan okuyucuya bağlı yapmaya çalıştık. Böyle bir kere kaygı duyan insanlar ve yorum değil, yorumu da tabii ama yorumu yorum adıyla alıp haberi de haber olarak almak isteyen insanlar. Yani bunun da ayrımında olan insanlar. Biliyorsun Türkiye'de şu anda yorum ve haber birbiriyle karışmış durumda. Neyin yorum neyin haber olduğu da çok belli değil. Biz haberi haber olarak verelim. Elbette bir kurumsal duruşumuz olacak. Bazı konulardaki hassasiyetlerimiz elbette öne çıkacak. Ama bunu destekleyecek yorumları da koyalım. Bir de ciddi bir kutuplaşma var Türkiye'de. Kimse kimseyle konuşmuyor. Biz öyle bir yelpaze ayarlayalım ki dedik yazar, yorum kısmında. İnsanlar birbiriyle konuşabilsin. Yani herkesin aslında birbirine söyleyecek bir şeyi var. Herkes kendi mahallesinde yankı odasında gibi. Yani kendi sözlerini dışarıdan duyuyor veya duymak istediklerini duyuyor. Sosyal medyada böyle bir şey. Bunun dışına çıkılabilsin. Makulü arayan farklı sesler de bu sistemin içinde olsun diye düşündük. Tabii orada da bizim hedef kitlemiz biraz daha makulü arayanlar. Elbette şu anda Türkiye'de yapılanlara birazcık itiraz eden, buna muhalefet eden, bunun Türkiye açısından iyi mi kötü mü diye durumu sorgulayan insanlar bizim hedef kitlemiz. Ama bir mahallede bulunup diğer mahalleye tamamen kapalı olmayanlar, makulü arayanlar, bir dakika bunlar da ne diyormuş diyenler de bizim hedef kitlemiz. Buna çok özen gösterdik. Farklı kesimlerden yazanlar var. Çünkü farklı siyasi görüşlerden yazanlar var. Bizim açımızdan bir insanın muhafazakar olması, sosyalist olması, kapitalist olması hiçbir şey ifade etmiyor. Yeter ki makulde bazı olaylara farklı bakılabilsin bu gazetede ve makulde buluşulabilsin. Yani köşeden köşeye insanların söyleyeceği şeyler olduğunu, diyaloğa ihtiyaç olduğunu düşünerek hareket ettik. Bu nedenle de hedef kitlede elbette daha çok makul arayanlar ve haber almak isteyenler. Ben haberi alırım. Bu gazeteyi okuduğum zaman ne oluyor Türkiye'de bunu öğrenirim. Ayrıca haberi alırken de o haberin ne manaya geldiğini de çözebilirim diyecek olan bir kitle ki bu bilinçli bir okuyucu kitlesi. Bunlara ulaşmayı hedefliyoruz. 3000 civarında bir aboneye ulaştık 2,5 ay içinde. Sonrasında teknik bir takım sıkıntılar nedeniyle ki amatörce yapıyoruz bu işi. Yani çok az insanla yapıyoruz. Biz yazılımcımız yok mesela burada. Ne bileyim bilgisayar konusunda bu işten anlayan bir arkadaşımız var. Ama bu işleri oturup yazılımla çözebilecek bir arkadaşımız yok. Biraz el yordamıyla kurduğumuz sistemde çıkan arıza nedeniyle 700-800 kadar abone kaybettik. Onları kaybettikten sonra tabii tekrar çalışıyoruz. Sistemimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Şu anda abone sayımız 2400. 2400 kişiye, parasını verip abone olan 2400 kişiye biz gazetesini her sabah saat 7'de SMS'le ya da e-mail kutusuna sabah 7'de gönderiyoruz. Hepsinden parası alınmış vaziyette. Ama hedefimiz ne? 2400'de biz bu sistemi bu şekilde yürütemeyiz. Hedefimiz önce 5000. Sonra da 10.000. 10.000 olduğumuzda artık haber üretebilen bir gazete haline de geleceğiz. Şu anda daha çok editoryal tecrübemizi öne çıkartarak gazeteyi hazırlıyoruz. Yorumlarla gazete köşe yazarlarıyla biraz farkımızı ortaya koyuyoruz. Bu gazetenin 55-60 köşe yazarı var. Yani gerçekten çok farklı yelpazede. Ama eğer 10.000'i bulursak habere yatırım da yapabileceğiz. Yani haberi kovalayacak gazeteciler olacak, haberin peşinde gidecek insanlar olacak. Böyle bir amacımız var, hedefimiz var. 10.000. Birebir iletişim kuruyoruz şu anda. WhatsApp üzerinden. Bizim bir WhatsApp hattımız var. Hemen hemen bütün okuyucularımızın orada telefonları da kayıtlı. Onlarla bir arkadaşımız sürekli temas halinde, onların şikayetlerini alıyor, yaşadığı sorunlar varsa onları alıyor, habere ilişkin itirazlar varsa onları alıyor. Sadece orası değil tabii, sosyal medya, Twitter. Şöyle söyleyeyim, haberdeki harf yanlışlığı dahil olmak üzere o kadar dikkatli ki genelde okuyucular, sabah saat 8'den itibaren uyarılar geliyor. Eğer bir yanlış yaptıysan, ne bileyim bir maçın sonucunu yanlış yazmışsın mesela, oluyor bazen gece, kafa gidiyor, az insan, şu bu falan, hemen uyarıyorlar. Abi burada yanlış yapmışsınız, şurada şöyle yapmışsınız, böyle yapmışsınız diye. Sosyal medyadan çok fazla uyarı alıyoruz. Onlarla birebir, hemen hemen hepsiyle birebir ilişki kuruyoruz. Bize bir abone istediği anda telefondan ulaşabilir mesajını atarak ya da ne bileyim Twitter'dan bana veya e-mail'den mutlaka ulaşır, mutlaka yanıtını da alır. Yani
%99.9 diyelim. Gözden kaçma ihtimali elbette vardır o hata olursa eğer. Ama o samimiyeti kaybetmek istemiyoruz. Yani okuyucuyla birebir temasımız devam etsin. Ama 1 milyon satarsak bilmem. Ama gelen tepkilerden, yorumlardan anlayabildiğimiz bir ağırlık var. O şu, bir kere çok parası olan insanlar değil. Mesela abi ben bu ay 900 lirayı kredi kartı dolduğu için çektiremedim ama ay ortasında ödeyeceğim falan diyenler var. Öyle bir okur kitlemiz var. Ama bunlar ne olduğunu öğrenmek isteyen insanlar. Yani habere ihtiyaç duyan ve haberin bir karşılığı olduğunu gören insanlar. Haber bedava bir iş değildir. Tezini kabul eden insanlar. Benim tezim bu. Haber bedava bir iş değildir. Haberin bir maliyeti vardır. Eğer o haberin maliyetini haberden faydalananlar yani toplum öderse o zaman haberi yapanlar da son derece rahat olurlar. Sistemi böyle anlayıp böyle destek veren, böyle bize abone olan, bizden haber alan insanlar var. Yaş, demografik yapı konusunda çok fazla bilgi yok elimizde ama şöyle orta yaş ve üzeri gibi görünüyor. Gençlere çok ulaşamadığımız net. Valla gençler şimdi o kadar hızlı tüketiyorlar ki çok hızlı hareket ediyorlar. Şimdi o gördüklerini kaç saniye kalıyorlarmış şeyde yani bir hesapta 3 saniye mi 5 saniye bakıyor geçiyor. Şimdi böyle bir formatı biz oluşturamayız. Yani gençlerin bence nasıl haber alacaklarına ilişkin bir farklı eğitime kendilerini sokması gerekiyor. Hani biz değişemeyiz, gençler değişsin diyecek halimiz de yok ama o format mesela uymuyor. Bunu video formatında yapıyoruz daha kolay izledikleri için ama onlar da mesela uzun geliyor. Yani biz yaptığımız işlerde gerçekten gençleri yakalamakta zorluk çekiyoruz. Bilmiyorum bir şey oluşturabilir miyiz, yapabilir miyiz? Mümkün olduğu kadar konferanslara gidip anlatıyoruz da aslında derdimiz onlara. Bir şey yapacağız yalnız. Bu işte telefonda özellikle kullanılıyor. PDF formatında açıp kapatmalar, büyütüp küçültmeler. Onu biraz değiştirip bir web sitesinde ve aynı zamanda telefonda kullanılmak üzere normal yazı biçiminde daha okunabilir hale getirebileceği, hem PDF'i göreceği hem de yazı olarak görebileceği bir sistem için çalışıyoruz. Bunların hepsi para. Çok paramız olmadığı için böyle yavaş yavaş yapıyoruz. Uygulama yapıyoruz şimdi. Belki orada gençlerin bir, çünkü alışkanlıkları var. App'ten ve Google Store'dan indirebilmeleri açısından. Belki oradan onları yakalayacağımız bir şey yapabiliriz. Onun dışında da bilmiyorum. Mesela haftalık kültür sanat programları veriyoruz. İstanbul'da nereye gidilir, tiyatroya mı gidilir, işte hangi sanatçı nerede çıkıyor gibi falan. Buralardan mı yakalanır, başka yerden bir şey yaparız ama bir iletişim kuracağız sorunla. Hibe, işte bu Patreon ve benzeri bir şey. Biz bu işe başlayıncaya kadar radyoda da YouTube yayınlarımız 4 yıl vardı. Çok ciddi bir kitle de takip ediyor bizi YouTube'da. Yani yayın yaptığımızda akşamları 2000-2500 kişiyle yapıyoruz. Yani 2500 kişilik bir aileyiz biz YouTube'da. Yorumlarını yapıyorlar, tartışmalara giriyorlar, geri bildirim yapıyorlar, şu bu falan. Burada Patreon'u kullanalım mı kullanmayalım mı diye böyle bir değerlendirmemiz oldu. Sonrasında biz bu yayınları bir de radyoya veriyoruz. Radyo dijital bir radyo. Orada kullanalım diye kararlaştırdık arkadaşlarla. Mesela bizim şu anda hibe ile ilgili tek girişimimiz o. Çok fazla da duyurarak değil. Ama hani buna bir destek vermek isteyen olursa radyo kısmına. Çünkü radyo gerçekten hiç gelir getiren bir şey de değil. İnsanları YouTube'da harcayacakları interneti azaltmak için yaptığımız bir iş aynı zamanda. Oradan bir takım destekler var. Ufak da olsa. Fonla ilgili bir girişimimiz oldu. Ondan da olumsuz yanıt verdiler. Hiç bildiğim bir alan değil. Bilen biriyle de hiç tanışmıyorum. Onun için hiç oradan bir beklentim de yok yani şu anda. Öyle bir girişimim de olmayacak. Yani bizim bütün derdimiz haberi kim için yapıyoruz? Bu toplum için yapıyoruz. Haber niye yapılır? İnsanlar siyasi tavırlarında doğru kararı verebilsinler diye. Bu ihtiyacı duyan toplumdaki insanlara hitap etmek ve onlardan finanse etmelerini sağlamak. Bu bir destek de değil. Bu bir ürün. Bu ürünü alıp karşılığında ücretini ödemesini istiyoruz biz aslında. Hiçbir şekilde destek cümlesi kelimesini de kullanmıyorum. Çünkü bu bir destek değil. Biz çalışıyoruz, bir şey üretiyoruz, belli bir birikimimiz var ve buna ihtiyacı olan bir kitle var. O kitle bu ihtiyacının farkındaysa bunun karşılığını ödeyecek diye bakıyoruz. Almayı düşünüyoruz çünkü reklam ihtiyacı da olacak. Yani bunu finanse ederken orada da çok dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Bir kere reklam aldık bugüne kadar.
O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni yıla girerken bize reklam vermek istedi. Biz de kabul ettik. Onun dışında da reklam almadık. Ama önümüzdeki dönemde alır mıyız? Bizim yayın tarzımızı değiştirmeyeceğini düşündüğümüz her alandan reklam alabiliriz. Onun da bize çünkü haber üretmekte, buranın sürdürülebilir olmasında katkısı olacağını düşünüyoruz. Ama bu sayılarla alabilir miyiz? Çok böyle ihtimal dahilinde görünmüyor şimdilik en azından. İleride belki. Evet. 1 milyon satınca. Yapıyoruz. Bizim bütün yayınlarımızı Spotify'a ve sanıyorum başka iTunes mu var? İşte Apple'ın şeyleri var. SoundCloud var. Şu bu falan. Hepsine yüklüyorlar arkadaşlar. Hemen şeyden sonra. Yayından sonra. Oranın da ciddi bir geri dönüşü var. Evet, insanlar oraya çok ciddi yatırım yapıyorlar. Ama biz günlük yaptığımız işleri 3 alanda değerlendirmiş oluyoruz. Bir YouTube'da yapıyoruz, bir radyosunda yapıyoruz, bir de podcast olarak sonra yüklüyoruz. YouTube olarak da duruyor zaten. İsteyen oradan izliyor, isteyen podcast'ten dinliyor. İsteyen zaten canlı olarak radyodan takip ediyor. Bir ikisini de haber olarak şeye koyuyoruz, tarafsız habere koyuyoruz yazılı olarak. Onun dışında hak edenleri de gazeteye koyuyoruz zaten. Yani böyle bir birbirini besleyen düzen gibi görünüyor. Biz bir haber programı yapıyoruz YouTube'da. Akşam 5.30'da. Aslında bildiğim bir haber bülteni yapıyoruz. O gün ne olmuş Türkiye'de? Neyi konuşuyoruz? Mesela bu akşam yapacağız. Bu akşam Akif Bekir'le programımız var ama biraz farklı formatta söylemesi bizden. Normal şartlarda bir de bunu dinle. Normal bir program olsaydı bugün bu 33 askerin şehit olmasıyla ilgili süreci her yönüyle ele alacaktık. Bu karar nasıl verildi? Bu risk göze alınmadı mı? Daha önce uyarılar yapılmıştı. Bu nasıl oldu? Rusya ile ilişki nasıl? Bilerek mi yaptılar? Bilmeden mi oldu? Bundan sonra Türkiye ne yapacak? Mülteciler kapıya niye gidiyor? Bunları başlıklar olarak ben veriyorum. Sonra uzmanlarla konuşuyoruz. 1,5 saat boyunca bunun dışındaki meseleler, bilmiyorum atıyorum ekonomide büyüme mesela. Bugün olmaz ama normal bir gün olsaydı bu büyüme nasıl geldi? Türkiye'yi kurtaran bir şey mi? Sürdürülebilir bir şey mi diye. Bir haber programdır bizim yaptığımız akşamları saat 17.30'da her gün yapıyoruz. Onun dışında söyleşi değil de biraz light tartışma programı gibi düşünelim. O da Akif Bekir'le yapıyoruz. Onun dışında bir takım insan, Murat Aksoy mesela burada program yapıyor. Başka insanlar da yapacaklar önümüzdeki dönemde. Bu YouTube'u da birazcık haber mantığıyla hareketlendirelim istiyoruz. Elimizden geldiği kadar imkanlarımız ölçüsünde tabii.